Herkese iyi akşamlar. Fenerbahçelilerin için çok hiç de iyi bir akşam olmadığının farkındayım. Herkes çok öfkelidir. Kendimden biliyorum. Birkaç şekilde değerlendireceğim maçı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kesinlikle ben bugün Fenerbahçe'den bir galibiyet beklemiyordum. Galibiyet beklememenin ana sebebi şu. Bu bir kapanış maçıydı. Yani bir senelik hikayenin bir ismini koyma maçıydı. Yani işte Galatasaray'ın şampiyonluğu hak ettiği bize gösterilmesi lazımdı. O yüzden Galatasaray'ın net bir galibiyet alması lazımdı. O yüzden yani hem bu şekilde Galatasaraylı futbolcu hazırlanmıştır. Bugün şampiyonluğumuzu taçlandıralım. Bu psikoloji hazırlanmıştır. Hem de yani şöyle söyleyeyim. Uluslararası bağımsız bizim olmayan firmaya, uluslararası bir firmaya bir doping testi yapılıyor ya, iki tane yapılsın. Bir tane bizim merciler yapsın, bir de şeye şimdi bunu duyanlar kafayı yemişsin, çok komplo teorisi falan diye düşünebilirler. Onlara basit bir örnek vereceğim. Diyanet Teorisi diye bir olay yaşadı Fenerbahçeliler. Yani bu kadar söyleyeyim. O yüzden söylemiş olduğum şey komplo teorisi değil, Fenerbahçe için vakayı adiyeden yaşamış olduğu konularda olduğu için böyle bakılmasını normal karşılayabilirsiniz. Bunu söylemiş olduğum şey bir öfke ve şey değil. O yüzden Fenerbahçe'nin bugün kazanma ihtimali yoktu hiçbir şekilde. Maç da o şekilde aktı. Şöyle ki yani sonuçta demin söylemiş olduğum, ima etmiş olduğum durum olsa bile işte bir şekilde insan şey biyonik olmadığı için bir şekilde maçta bir soğuma, biraz düşme olacaktı işte 55'lerden 60'lardan sonra. Nitekim Fenerbahçe biraz maçı ele almıştı. Maalesef şey 10 kişi de kaldı. O pozisyon yani Zaniolo çaprazda bir tane ortadan gelen adam var. Yani tartışılır ama işte iç saha şeyi avantajıyla orada kırmızı kart çıktı. Demin söylemiş olduğum sebeple de yani Galatasaray'ın hak ettiği gözümüze sokulması lazım. Çünkü Fenerbahçeliler bu senenin muhasebesini yapacaklar. Ve işte şey Dünya Kupası öncesi Sivasspor, Giresun maçları, o kart operasyonlarını konuşacaklar. Daha sonrasındaki ilk yarının başındaki Trabzon başta olmak üzere özellikle Adana Demirspor maçı, Galatasaray Sivas maçı gibi yani o şeyin döndüğü tırnak içerisinde operasyonun dönmüş olduğu süreçlerdeki şeyleri konuşacaklar. Vesaire bunlar konuşulmasın. Fenerbahçe adam hak etti desin. Zaten bu işleri konuştuğumuzda da Kadıköy'de sizi işte 3-0 yendik falan diye öne sürülüyordu ki. Yani ben o tip şeylere, önermelere gülüyorum. Şundan dolayı gülüyorum. Senelerdir Fenerbahçe derbilere ambargo koydu. Yani içeride dışarıda devamlı kazanıyordu ama şampiyonlukları son dakika gittiği, şampiyon olamadığı çok olmuştu. Yani o bir şey değil ama işte biliyorum bu söylemiş olduğum şeyleri ülkede düşünecek insan sayısı fazla yok. Ve dediğim gibi işte yenilmeyi hazmedememenin, öfkeyle konuşmanın neticesinde bunları söylüyorum zannedilebilir ama dediğim gibi işte çok az %1'likteki bir azınlığa hitap ediyorum. Herkesin söylediklerimi anlamasını beklemiyorum. Bu işin birinci boyutu. Gelelim ikinci boyutuna. Ne olursa olsun Fenerbahçe futbolcuların sahada daha fazla karakter koymasını beklerdim. Yani burada hocanın kadro seçiminde de hata var. Yani bugün İsmail'dir, İrfan'dır, Mert Hakan'dır. Bu üçü de kadroda olması lazımdı. Yani Fenerbahçelilik ruhunu taşıyan o formayı şey yapacak. Muslera her pozisyonda gelip Fenerbahçe futbolcunun üstüne yürüdü. Valencia'nın üstüne yürüdü. İsmail'in pozisyonu kendisiyle alakası olmadı. Orada hayırdır sen ne yapıyorsun falan diyecek bir tane oyuncu olmadı. İşin böyle bir tarafı var. Yani o yüzden Jesus'a da burada bir şey çıkartıyorum. Olumsuz puan çıkartıyorum bu işte bu derbi oynama şeyini olmayan oyuncularla değil de işte o Fenerbahçe grubunda olan oyuncularla sahaya çıkması lazımdı. Bu işin bir boyutu. İkinci yarının başında bence hemen şey değişiklikler daha yani bir iki tane daha eklenebilirdi şeye değişiklikliğe. Bunu da ekleyebilirim. Dediğim gibi o işte o her şeye rağmen maçı birazcık elimize aldığımız dakika 10 kişi kalmak maçı kötü bir hale şey daha da soktu. Bu işin bir tarafı işte oyunla ilgili söylediklerim. İşte ilk başta söylediklerim. Bir de işin şimdi üçüncü bir şey söyleyeceğim şimdi. Ali Koç.
Sen Fenerbahçe'nin başında olduğu sürece Fenerbahçe'ye rahatlık olmayacak. Yani hakemler bağlamını demin videonun başında söylemiş olduğum anlamda. Yani bizim görebildiğimiz anlamda, görememiz anlamda. Yani sahanın içerisinde hakemler tarafından. Bizim görememiş olduğumuz yerlerde hep rakiplerine pozitif ayrımcılık geçecekler, sana da negatif davranacaklar. Sen Fenerbahçe'nin başında olduğu için Fenerbahçe bunlara muhatap olacak. Sen eğer bunun namus meselesi haline getirip çok net bunlara maruz kalsan da sahada herkesi bükecek bir kadro kuracaksan Fenerbahçe'nin başında kal. Yok, bunu yapamayacaksın. Fenerbahçe'nin başından ayrılmalısın. Yani idare eden bir kadro değil. Her mevkide çok iyi futbolcular olacak. Bir kere bizim Fenerbahçe'nin iki stoperinin de değişmesi lazım. Yani bugün Salah ile Samet çok rezillerdi yani. Her pozisyonda hata yapar mı ya 90 dakika boyunca oyuncular? Yani Fenerbahçe bu sene şampiyonluğu mevki olarak bence stoperlerden kesinlikle kaybetmiştir. Forvetlerde falan şey arıyoruz ama kesinlikle ve kesinlikle stoperler. Şimdi ikisinde çok iyi. Yani en yüksek parayı iki tane stopere. İşte Samet'le uzun süreli sözleşme yaptım bir yere veremezsin. Yedek olarak olsun. İşte Luan Perez de yedek olsun. Bir de Emir Ortakay'a getirin. Yani iki tane çok net işte Luan Perez, Samet, Emir Ortakay'a beşlisinden bir stoper şeyimiz olsun. Ama o iki oyuncu çok iyi stoperler olsun. Bunu kesinlikle söyleyeyim. Demin dediğim gibi eğer Ali Koç, çünkü sen Fenerbahçe'nin başında kaldığın sürece biz rakiplerle aynı şartlarda yarıştırılmayacağı gösterildi. Önümüzdeki sene de farklı olmayacak. O yüzden kalacaksan ki Fenerbahçe tarafları sana sahip çıkıyor. En azından aklı başındaki bir kısmı, bu söylemiş olduğum şeyleri gören bir kısmı. Bunlara karşılık vereceksen, Fenerbahçe'ye başkanlığının hakkını vereceksen, bu yapılanlar onuruna dokunmayacaksa, yani kalma. Yani hakkını vereceksen kal. Fenerbahçe'nin birazcık doluyum bu tip konularda, o yüzden cümlelerimi çok doğru seçemiyorum ama marif olanlar. Bu fedakarlığı yapacaksan Fenerbahçe'nin başında kalmalısın. Yoksa gitmelisin. Çünkü Fenerbahçe'li çocuklar hayal kırıklığına yani biz tamir edemiyoruz. Sen de tamir edememelisin Fenerbahçeli çocukların çalınan hayallerine. Sen de tamir edememelisin. O yüzden çok net bir finansal fair play de kalmadı. Hani daha önceki senelerde finansal fair play elini kolunu bağlıyordu. Bu sene finansal fair play de yok. O yüzden bütün fedakarlığı fazlasıyla yapabilecek durumdasın. Elini kolunu bağlayacak bir şey yok. Umarım bunu yaparsın. Ya sonuç çok bir şey değiştirmedi bu maçı kazanmak. Prestij anlamındaydı sadece. İşte derbi kazanmaktı vesaire. Bunun dışında çok önemli bir kayıp yok. Hani Beşiktaş belki ikinci olacak ama çok önemli değil. UEFA Avrupa Kupalarına kimse gidecek mi Türk takımlarından? Zaten konferans ligine gidecektin. Yine konferansa gideceksin. Önünde senin gerçekçi tek hedefin hafta sonu oynanacak Türkiye Kupası finali. Umarım o maça doğru bir şekilde hazırlanırsın. Bari hani sevinmeye geçtik. Oradan yüzümüzü yere baktıracak. Oradan birilerinin eline dalga geçme şeyi fırsatı verilmeyecek bir sonuç alsınlar diye düşünüyorum. O şeyi yok. O maçın telafisi yok. O maçta umarım gerekli bir şekilde bugün göstermemiş olduğu Fenerbahçe futbolcuların duruşu o maçta gösterirler diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.